Yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta İzmir Menemen R tipi kapalı hapishanesinde kalan ağır hasta mahpuslardan Sıddık Güler'in durumunu aktarmak istiyoruz. Sıddık Güler 84 yaşında olup yaklaşık olarak 28 yıldır hapishanede tutulmaktadır. İskenderun'da bulunduğu süreçte İskenderun Devlet Hastanesi'ne yapılan sevki sonucunda 02.03.2021 tarihli sağlık kurulu raporu düzenlenmiş, ancak hem yaşı hem de arkadaşlarının bakımına ihtiyaç duyması ve de hastalıkları tespit edilmesine rağmen doktor ve reviri bulunan bir cezaevinde kalmasında sakınca yoktur ibaresiyle sonuçlandırılmış ve infazının ertelenmesi reddedilmiştir. Sıddık Güler'in pek çok hastalığı var ve aynı zamanda yaştan kaynaklı yaşamış olduğu sorunlar da bulunmaktadır. Kalp hastasıdır ve bugüne kadar 2 kez anji olmuştur. Ayrıca iltihaplı eklem romatizması rahatsızlığı bulunmaktadır. Eklem romatizması özellikle nemli olan yerlerde eziyet verici bir durum yaratmakta ve bulunduğu hapishanenin olduğu bölgede yoğun nemli bir iklime sahiptir. Göz sorunları bulunmakta, ayrıca işitme zorluğu yaşamaktadır. Sürekli olarak ağrı çekmekte, halsizlik mevcuttur. Kronik olarak yüksek tansiyon hastasıdır ve risk teşkil etmektedir bu durumda. Yaşamsal ihtiyacını karşılama konusunda yanında olan kişilerden destek almak zorundadır. Ailesi tarafından ziyaret edildiğinde konuşmakta, yürümekte zorlandığı gözlenmiş, kimi zaman görüşe tekerlekli sandalye ile getirilmiştir. Kış aylarında yoğun öksürük nöbetleri geçirmektedir. Sıddık Güler ağır hastalıklarından dolayı tahliye edilmesi yerine İzmir Menemen R tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiş olup hala burada tutulmaktadır. Ancak sağlık durumu burada da tutulmasına uygun değildir. Demans hastalığından kaynaklı olarak su içmeyi unuttuğu için tansiyonu yükselmektedir. Yemek yemeyi unutuyor, yemek yediği zaman da yediğini anımsamıyor. Telefon günlerini hatırlamıyor ve ayakta duramadığı için kimi zaman telefona çıkmıyor. Görüşe, sevke veya telefona çıktığı zaman tek başına yürümekte zorlandığı için ancak duvara tutunarak hareket edebiliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yaklaşık 2 ay önce sevk edilmiş, ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alınmamıştır. Hastaneye gittiği için hapishane görevlileri tarafından doktora dosyasıyla ilgili ayrımcı söylemlerle tanıtıldığından dolayı da şu anda tedaviyi reddediyor. Sıddık Güler'in ilerlemiş olan yaşı ve cezaevinde tek başına yaşamını devam ettiremeyecek derecede ilerlemiş hastalıkları nedeniyle infazının ertelenmesi zorunludur. Uzun zamandır bu konuda başvurular yapılmasına rağmen tahliyesinin gerçekleşmemiş olması durumunu daha da kötü hale getirmiştir. Rehabilitasyon tipi hapishanede kalması kalıcı bir çözüm olmaktan uzaktır. Bu nedenle acilen tahliye edilmesini talep ediyoruz.